Arkadaşlar merhaba. 32. filmimizde karşınızdayız. Bu filmimizde sağdan ve soldan türev, süreklilik, limit arasındaki ilişkinin ne demek olduğunu, ayrıca grafik üzerinden hangi noktalarda türev var, hangi noktalarda türev yok bunları göreceğiz. İlk olarak sağdan ve soldan türevle başlayalım bakalım. Normalde türev anlık değişim hız demekti arkadaşlar. Ayrıca türevi ben limitle gösterebiliyordum. Limitli formülü nasıldı? Fx eksi f0 bölü x eksi x0 şeklinde. x0 sabit bir sayıdır arkadaşlar. Bana diyor ki ifadesini fx fonksiyonunun sürekli olduğu x eşittir x0 noktasındaki türevi olduğunu öğrenmiştik. Şimdi ise a, b reel sayıları olmak üzere şu iki kavramı göreceğiz. Bu arada dikkat edin. Türevli olabilmesi için ne olması gerekiyormuş? Sürekli. Yani ön koşulumuz sürekli olacak arkadaşlar. Bana diyor ki bakın x0 artı. Artı ne demekti hatırlıyor musunuz? Sağdan yaklaş demekti. Yani x0'dan büyük değerlerle x0'a yaklaşıyordum arkadaşlar. Sayı doğrusunu düşünün. Şurası x0 noktası olsun. Neydi? Sağdan yaklaşacağım. Bakın büyük değerlerle x0'a yaklaşacağım. Eğer şu limit kavramını görüyorsam bana aslında burada f(x0)'ın sağdaki türevini kastediyordur. Ve arkadaşlar bu şekilde gösterilir diyor. Aynı şekilde eğer buradaki limit de x0 soldanı kastediyorsa, formül de şu formattaysa biz buna ne diyeceğiz? Soldan türev diyeceğiz. Soldan türev olduğu için sayının üzerinde eksi işareti ve arkadaşlar türev işaretinin olması gerekiyor. Ayrıca birinci ve ikinci maddelerde bulunan a ve b için limit değerlerini elde edeceğiz ya. Bu değerler için eğer AB birbirlerinden farklı ise türev yoktur. Eğer AB birbirlerine eşit ise arkadaşlar türevi vardır diye yorum yapacağız. Aklımıza ne geldi? Süreklilik geldi. Süreklilikte de ne yapıyorduk? Sağdan ve soldan limitlerine bakıyorduk. Eğer sağdan ve soldan limitler birbirlerine eşit ise ne diye diyecektik? Süreklidir. Eğer bir de o noktadaki görüntüsüne de eşit olması gerekiyordu tabii ki. Eğer eşit değilse sürekli değildir diyeceğiz. Bu da ona benziyor aslında. Çünkü neden? Türevli olabilmek için ön koşulumuz arkadaşlar sürekli olmasıdır diyoruz. İlk sorumuza bakalım. Yine süreklilikten aklımıza gelecek. Arkadaşlar polinom tipi bütün fonksiyonlar reel sayılarda sürekliydi. Burada öyle gelenleme yapabiliriz. Polinom tipi fonksiyonlar, polinom diyorum dikkat et, faydası yok yani ifademin. Nedir diyeceğiz? Türevlidir. Türevli ise sağdan ve soldan türevlerinin birbirlerine eşit olması gerekiyor. Yani ben A şıkkı için ne yapmayacağım? İki saat şu tanımı kullanarak çözmeyeceğim. Benim fonksiyonum polinom tipi mi? Evet, polinom tipi. Sadece türev alıp x gördüğüm yere 3 yazarak 3'ün sağından da solundan da türevini bulmuş olacağım. İlk önce f'in türevini alalım bakalım. F türev eşittir. Ne yapıyorduk? Nasıl alıyorduk türevi? 2'yi başa atıyorduk. Üzerindeki sayıdan 1 çıkartıyorduk. 2'den 1 çıkartırsam 1 elde ederim. Daha sonra eksi 5x. X'in üzerindeki derece 1 ise bunun türevi başındaki katsayıydı. Yani eksi 5'tir. Bu f'in türevi bana f türevde 3'ün solunu kastetmiş. Diyorum ki benim fonksiyonun polinom tipi olduğu için sağdan da soldan da zaten birbirine eşit olmak zorunda. Sadece türev alıp yerine yazmam yeterlidir arkadaşlar. Buradan yola çıkarak 6 eksi 5'ten cevabım 1'dir. Aynı şekilde 7'nin sağını da kontrol edelim. Yine ne yapacağız? Türevde yerine yazacağız. 2 kere 7, 14. 14'ten de 5 sayısı çıkarsa 9 sayısını elde ederiz diyoruz. Şimdi bakın burada polinom tipi vardı ve direktman türev alıp noktayı yerine yazarak sağından da solundan da türevlerini bulabilirdik. Ama şu an elimizde ne var arkadaşlar? Parçalı fonksiyon. Yine süreklilikte görmüştük. Parçalı fonksiyonda özellikle tanımsız yapan değerlere bir de kritik noktalara çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Burada senin fonksiyonu tanımsız yapan değer var mı? Yok. Bakalım kritik noktan var mı? Evet. O halde kritik noktaya dikkat etmen lazım. X eşittir bir noktası nasıl bir noktadır? Kritik noktadır arkadaşlar. Gelin türevini alalım. F türev x eşittir. Yine parçalı fonksiyon şeklinde yazıyorum bakın. Şimdi başlangıçta x'in birden küçük olduğu fonksiyona bakacağım. Bunun türevini alacağım. Ne yapıyordum? 2'yi başa atıyordum.
3 çarpı 2. Daha sonra arkadaşlar üzerinden 1'i çıkartırsam x'i elde ederim. 2x'in de türevi 2x'tir. Burada bir düzenleme yaparsam 3 çarpı 2'den 6, yani burası 6x artı 2 ifadesi oldu. Bu aralıkta. Daha sonra aşağıdaki aralığa bir bakalım. X karenin türevi nedir? 2x artı 4'ün türevi de arkadaşlar sıfırdır. Yazmasam da olur. Bana A şıkkında diyor ki 1'in solundaki türevi al ve x gördüğün yere 1 yaz. Solu ne demekti? Birden küçük sayılarla demekti. Hemen bakıyorum. Aralıklarım bunlar. Hangisi birden küçüğü kastediyor? Yukarıdaki arkadaşlar. O halde yukarıdaki fonksiyonu kullanarak x gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? 1 yazmam lazım. 6 çarpı 1 artı 2'den bunun türevi kaç çıktı? 8 çıktı. Hemen geliyorum B'ye bakıyorum. B için arkadaşlar 1'in sağından yaklaş demiş. Hemen bakalım 1'in sağı neresidir? Birden büyük olan sayılardır. Yani aşağıdaki fonksiyonu kullanmam lazım. Türev fonksiyonu bu olduğu için x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2 çarpı 1'den sağındaki türev ise arkadaşlar 2'ye eşit oldu diyoruz. Dikkatimiz önemli bir dikkat. Lütfen buraya çok fazla dikkat edelim. Hatta ünlem işaretimizi koyalım arkadaşlar. Bir fx fonksiyonu x eşittir x0 noktasında türevli ise bu noktada kesinlikle sürekli olmak zorundadır. Neymiş arkadaşlar? Türevli ise sürekli olmak zorunda. Zaten az önce değinmiştik. Türevliliğin ön koşulu sürekli olmaktı. İkinci madde diyor ki bir fx fonksiyonu x eşittir x0 noktasında sürekli değilse türevli de değildir. Ancak sürekli olması kesinlikle türevli olması anlamına gelmez. Şimdi arkadaşlar burada parantez açacağım. Sadece türev ve sürekliliği değil de limitliliği de işin içine katıp bunlar arasındaki ilişkiye bakacağız. Bir hatırlatma yapalım isterseniz. Limitlik neydi? Limit sağdan ve soldan limitin var olması gerekiyordu. Doğru mudur? Ve birbirlerine eşit olması gerekiyor. Mesela sayımız A sayısı olsun. Limit x A'ya sağdan yaklaşırken fx ile limit x A'ya soldan yaklaşırken ki fx'ler birbirlerine eşit çıkıyorsa arkadaşlar biz bu fonksiyona limitli diyorduk bu noktada. A noktasında tanımlı da olsa olurdu, tanımsız da olsa olurdu. Limit için tanımlılık şart değildi. Hemen geliyorum sürekliliği. Arkadaşlar süreklilik neydi? Dediğim gibi ilk önce tanımları hatırlatacağım. Daha sonra aralarındaki ilişkiye değineceğiz. Süreklilik neydi? Bir kere A'da kesinlikle ne olması gerekiyor? Tanımlı. Yukarıda limit için A'da tanımlı olsa da olur, olmasa da olur. Bunun için fark etmiyordu. A'da kesinlikle tanımlı olmak zorundaydı. Sağdan ve soldan limitlerinin birbirlerine kesinlikle eşit olması gerekiyordu. Hop, eksi olacak. Ayrıca arkadaşlar bu noktadaki limit onun görüntüsüne eşit olması gerekiyordu. Bu da süreklilik demekti. Hop. Daha sonra türevliliğe bakalım. Türevlilik için bana ne diyor? A'da tanımlı olsun diyor. Daha sonra arkadaşlar bu A'da ne olsun diyor? Sürekli ve ayrıca sağdan ve soldan türevlerinin birbirlerine eşit olması gerekiyor diyor. Bu ne içindi arkadaşlar? Türev için geçerli. Dikkat edersem sürekliliğin içinde limitlilik var değil mi? Şurası dikkat ediyorum. Limitlilik. Türevin içinde süreklilik var. O halde bir genelleme yapacağım. Diyeceğim ki bir fonksiyon türevli ise türevliliğin içinde ne vardı? Süreklidir. Süreklilik vardı. Peki sürekliliğin içinde ne vardı? Şurası dikkat edersem limitliydi. Limitlilik vardı. O halde türevli ise sürekli, sürekli ise limitlidir. Bazen size öyle kelimeler kullanılacak ki kafanız karışabilir. Kafanız karışıyor ise şu metodu uygulayacaksınız. Yine silelim tahtamızı. Ne demiştik? Türevli ise sürekli. Sürekli ise arkadaşlar limitliydi. Akılda kalsın diye şöyle bir kolay metot var. Ben limite ilkokul diyorum ya da ortaokuldayım fark etmez. Sürekli lise diyelim arkadaşlar. Türevliliğe de üniversite diyelim. Şimdi bir çocuk ilkokula gitmeden üniversiteye gidebilir mi? Hayır, değil mi? Yani üniversiteye gidiyorsa
hem liseye gitmiştir hem de ilkokula gitmiştir. Türevli ise hem süreklidir hem limitlidir diye genelleme yapabilirsin. Mesela bir öğrenci liseye gidiyor ise kesinlikle ilkokula da gitmiştir. O halde sürekli ise kesinlikle limitli olmak zorundadır. Ama parantez açıyorum burada. Bir öğrenci liseye gitmiş ise üniversiteye gitmek zorunda mı? Hayır, değil. O halde bir noktada sürekli ise türevli olmak zorunda değildir. Türevli olabilir, olmayabilir. Bakın burada bunu anlatmaya çalışıyor. Sürekli olması kesinlikle türevli olması anlamına gelmez. Mesela geldim, diyelim ki bize dedi ki eğer bir A noktasında f fonksiyonu limitli ise türevlidir veya türevli olmak zorundadır. Hemen diyorum ki limit neydi? İlkokuldu. Türev neydi? Üniversiteydi. Eğer bir öğrenci ilkokula gitmiş ise kesinlikle üniversiteye gitmek zorunda mı? Hayır, değil. Demek ki yanlış bir öncüldür diyor arkadaşlar, yorum yapacağız. Bunu bu şekilde ilkokul, lise, üniversite şeklinde aklınızda tutarsanız kolay bir şekilde ne yaparsanız soruları çözersiniz. Mesela diyecek ki sana bir öğrenci demeyelim, yani size vereceği ifadede bir fx fonksiyonu A noktasında sürekli değilse türevli de değildir. Bakın, sürekli değilse türevli de değildir. Bakalım süreklilik neydi? Lise. Bir öğrenci liseye gitmiyor ise üniversiteye de gidemez. Doğru mu? Evet, doğru bir öncüldür bakın. Mesela diyecek ki sana bir noktada limitli ise, bakın limitli ise türevli değildir. Hemen geliyorum. İlkokula gitmiş ise üniversiteye gidemez. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir, olmayabilir. Yani kesinlik nedir? Yoktur. Tamam mıdır gençler? Dediğim gibi türevli ise sürekli, sürekli ise limitli. Yani üniversiteye gitmiş ise liseye gitmiştir, liseye gitmiş ise ilkokula gitmiştir şeklinde yorum yapacağız. Bunları yanlarına yazın isterseniz. Daha sonra soruda türevi silip yanına üniversite, sürekliliği silip yanına lise, limitliliği silip yanına ilkokul yazarak soruları çözebilirsiniz. Zaten bu bölümümüzde son sorulara doğru, hatta son soru olması gerekiyor. Bununla ilgili sorular çözeceğiz. Bana diyor ki bir fonksiyonun bir noktada sürekli olabilmesi için o noktada tanımlı olması gerektiğini unutmayalım. Bakın sürekli olması için neydi? Tanımlı olması gerekiyordu. Az önce tanımları yazmıştım. Yani fx fonksiyonu x eşittir a için tanımlı değilse sürekli değildir. Yani liseye gitmiyordur. Liseye gitmiyorsa üniversiteye gidebilir mi? Hayır, gidemez. Üniversite neydi? Türevdi. Türevli de değildir diye yorum yapacağız arkadaşlar. Zaten türevin tanımı neydi? A'da tanımlı olması gerekiyordu. Ayrıca A'da sürekli olması gerekiyordu. Ayrıca arkadaşlar sağdan ve soldan türevlerinin birbirlerine eşit olması gerekiyordu. Geldik şimdi 3. sorumuza. Burada ilk önce tanımlılığı bozan değer var mı? Onlara bir bakalım. Buradaki bütün fonksiyonlar arkadaşlar polinom tipi. Polinom tipi fonksiyonlarda tanımlılığı bozan değer yoktur. Yani burada sadece 2'nin kritik nokta olduğunu unutmuyorum. 2'ye dikkat ediyorum yani. Bana ne diye soruyor? 2 noktasındaki türevi. Diyorum ki dikkat etmem lazım. 2 kritik nokta. Türev için tanım neydi? 1. 2 noktasında tanımlı olması gerekiyordu. Tanımlı diyelim. Daha sonra 2 noktasında sürekli olması gerekiyordu. Daha sonra arkadaşlar 2'nin sağından ve solundan türevlerinin birbirlerine eşit olması gerekiyordu. Hop, şurada çizgi olacak. Eğer bu 3 koşulu da sağlıyor ise biz ne diyecektik? 2 noktasında türevi vardır diyecektik. Bunu kesinlikle unutmayın. Şimdi geliyorum. Teker teker kontrol edeceğim. Siyah kalemimi alayım hatta. 2 noktasında tanımlı mı? Bakın. Tanımlılıktan kastım 2'ye eşit olduğunda bir değeri veriyor, ama evet veriyor. Yani tanımlı. Burada eşitlik var. Herhangi birinde eşitlik olması yeterli bunun için. 2 noktasında sürekli mi? Hemen düşünüyorum. Sürekliliğin kuralı neydi? Sağdan ve soldan limitlerinin birbirlerine eşit olması gerekiyordu. Limit x 2'ye sağdan. Şurada fx fonksiyonu olacak arkadaşlar. Bir de limit x 2'ye soldan. Normal fx fonksiyonu için geçerli. Bakalım 2'ye sağdan ne demekti? 2'den büyük değerlerle. Yani alttaki fonksiyonu kullanıyorum. 9 çarpı 2'den burası kaç oldu? 18. Peki bakalım eşit mi 2'nin soluna? Burada yerine yazacağım. 2 çarpı 2'nin karesi artı 2.
2'nin karesi arkadaşlar nedir? 4. 4 çarpı 2, 8. 2 ile topladım 10. Aa, bu noktada sürekli olmadı. Eğer birini sağlamıyor ise türevi yoktur diyeceğiz arkadaşlar. Bazı öğrenciler şöyle yapıyor. Bakın şu tanımı yazmadan sizi nasıl tufaya düşürecek. Diyor ki aa, 2 noktasında türev. Ben sadece diyor 2'nin sağındaki ve 2'nin solundaki türevi bulmam benim için yeterlidir diyor. Bakalım bulalım. 2'nin sağındaki türev. 2'nin sağ tarafı burası değil mi? 9x. 9x'in türevi nedir? 9'tur. Alıyor. 2'nin soluna bakayım diyor. Solundaki türev nedir arkadaşlar? Hop 2'yi başa atarsın. Bir tane daha 2 var zaten. Artı 1'den. Burası 4x artı 1 oldu. X gördüğün yere 2 yazarsın. 4 kere 2. 8. 1 topladın 9. Aa diyor, bak diyor, sağ sol türev birbirine eşit oldu. O halde türev vardır ve 9'dur. Bakın. Kesinlikle yanlış. Sadece bunu değil, burada gördüğünüz 3 maddeyi de kontrol etmek zorundasınız. 2 noktasında sürekli olmadığı için biz ne diyeceğiz? 2 noktasında türevi yoktur diyeceğiz. Bir tanesini sağlamaması yeterli arkadaşlar. Şimdi burayı tamamladıysak bunu kesinlikle unutmayın, tekrar söyleyeyim. Türev neydi? Tanımlı olması gerekiyordu, sürekli olması gerekiyordu ve sağdan ve soldan türevlerin birbirlerine eşit olması gerekiyordu. Bu 3 maddeydi. Aynı anda sağlaması lazım arkadaşlar. Sildik B şıkkına bakalım. B şıkkında f türev 5'i sormuş. Ben parçalı fonksiyonda hemen şöyle yapıyorum. Sağ bir ok çiziyorum. Türevlerini alıyorum ilk önce. Alalım bakalım. Yine parçalıyorum fonksiyonu nereden? Kritik noktadan. Buradaki aralık değerleri değişmez arkadaşlar. Burada türevini almıştık. 4x artı 1'di. Burada da türevini almıştık. Kaçta? 9'du. Hemen B şıkkında 5 noktasındaki türevi soruyor. Kritik nokta olmadığı için hangi aralıkta diye bakıyorum. 5 sayısı 2'den büyük olduğu için türevi direktman nedir? 9'dur. C'ye geçelim bakalım. Burada ise eksi 1 noktasındaki türevi sormuş. Bakıyorum eksi 1 sayısı 2'den küçük olduğu için yukarıdaki fonksiyonu kullanacağım. Yukarıdaki fonksiyonda x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 4 artı 1'den cevabım eksi 3 oluyor arkadaşlar. Bize bir tane fonksiyon vermiş ve 0 noktasındaki türevi soruyor. Hemen diyorum ki 0 noktasındaki türevi soruyor size. Benim 0 kritik noktam mı? Bakalım. Evet, kritik nokta. Eğer kritik nokta ise türev fonksiyonun tanımını yazıyorum. Bakın direktman. 0'da tanımlı olması lazım. 0'da sürekli olması lazım. Ayrıca sıfır noktasının sağı ile solundaki türevlerinin birbirlerine eşit olması gerekiyor diyorum. Teker teker kontrol edeceğim. Bakıyorum tanımlı mı? Çizgi var mı? Evet, çizgi var. O halde tanımlı. Tamam. Sürekli mi? Sürekliliği kontrol edeceğim arkadaşlar. Sürekli mi diyelim. Sürekliliğin tanımı da sağdan ve soldan limitlerinin birbirlerine eşit olması gerekiyor. Burada dediğim gibi fonksiyonlar var. Uzatmamak için yazmıyorum. Sağdaki limitine bakalım. Ayrıca o noktadaki görüntüsüne de eşit olması gerekiyordu. Bunu da unutmayalım. Sağ derken neyi kastediyor? Sıfırdan büyük sayıları. Sıfırdan büyük sayılarda yerine yazıyorum. Bu fonksiyonu sıfırın karesi eksi 2 çarpı 0 artı 1 eşit mi bakalım? Sıfırın soluna. Bu arada sıfırın karesi sıfırdır. 2 ile sıfırı çarptım. Yine sıfır. 1 ile topladım. Burası 1 oldu. Bakalım soldaki değerine eşit mi? Hemen geliyorum. Burada yerine yazıyorum arkadaşlar. Eksi 4 kök içerisinde 0 artı 1 artı 5. 0 ile 1'in toplamı 1'dir. 1 ile eksi 4'ü çarparsam eksi 4. 5 ile toplarsam yine 1 oldu. Bakın sağ ve sol limitleri birbirine eşit mi? Evet. Hatta o noktadaki görüntüsüne de eşit. Görüntü altta olduğu için bir daha yerine yazmama gerek yok. O halde arkadaşlar 0 noktasında sürekli de oldu. Şimdi kontrol etmem tek şey 0'ın sağ ve solundaki türevleri. Hemen türevlerini alalım. Hop, yazdım. Eksi 4 sabit sayı ve çarpım durumunda olduğu için arkadaşlar aynen kalması gerekiyordu. Köklü ifadenin türevini nasıl alıyordum? İçinin türevi bölü. İçindeki türev nedir? X'in türevi 1'dir arkadaşlar. Artı 1'in türevi 0, yazmama gerek yok. 2 kök, kökün kendisiydi. Aralığımız değişecek mi? Hayır, değişmeyecek. 5'in türevi 0'dır. Yazmama gerek yok arkadaşlar.
Alt kısmın türevini alalım. X karenin türevi 2x eksi 2 artı 1'in türevi de 0 olduğu için yazmama gerek yok. Şimdi ne yapıyorum? 0'ın sağındaki ve solundaki türevlerin birbirlerine eşit mi olduğunu kontrol edeceğim arkadaşlar. Şurada isterseniz bir sadeleştirme yaparak 2'yi elde ederiz. Şimdi 0'ın sağı demek ki 0'dan büyük olan yere bak diyor. Burada x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 2 çarpı 0, 0 ve ne kaldı? Eksi 2 değeri kaldı. Eşit mi? 0'ın soluna. Arkadaşlar eksi 2 direktmen burada. Paydada 0 yazalım. 0 artı 1'den 1. 1 kök dışına 1 diye çıkar. Paydadaki 1 yazılmasa da olur. Bakın eksi 2 eşit oldu. Bunlar birbirine eşit mi? Evet, bu da eşit. O halde arkadaşlar 0 noktasındaki türevi var ve kaça eşittir? Eksi 2 sayısına eşittir diyeceğiz. Yani 3 tane maddeyi de kesinlikle ve kesinlikle kontrol etmeyi arkadaşlar unutmuyorsunuz. Geldik, bana diyor ki bir noktasındaki türev reel sayı. Demek ki bana bir noktasında türevi vardır diyor. Arkadaşlar bir noktası kritik nokta mı? Evet. O halde 3 tane madden vardı ya, bunları sağlamak zorunda. Yani bir noktasında tanımlı olmak zorunda. Bir noktasında arkadaşlar sürekli olmak zorunda. Ayrıca birin sağındaki türev ile birin solundaki türevin birbirlerine eşit olması gerekiyor. Bakın bu maddeleri kesinlikle sağlayacak. Şimdi ilk maddeye bakalım. Zaten çizgi var. Bariz bir şekilde belli, sağladı. İkinci madde. İkinci madde diyor ki bir noktasında sürekli. Hemen bakalım. İkinci maddeyi sağlıyorsa ne olması gerekiyordu? Sürekliliğin tanımını yazalım arkadaşlar. Bu şekilde bol bol yazarak aklınızda kalmasını sağlayın lütfen. Sağındaki limit ile solundaki limitin birbirlerine eşit ve ayrıca arkadaşlar o noktadaki görüntüsüne eşit olmak zorundaydı. Hemen sağındaki limite bakalım. Sağ birden büyük sayılardı. Fonksiyonda bakıyorsun bakın. Süreklilik fonksiyonda bakılır. Türev farklı şeydir. Hemen x gördüğüm yere ne yazacağım? 1 yazacağım. 1'in karesi arkadaşlar 1'dir. 1 ile m'yi çarparsam m'yi elde ederim. Eksi n ile 1'i çarptım. N'yi elde ettim. Eşittir. Bakın eşit mi diye kontrol etmiyorum. Eşit olmak zorunda. Çünkü bana bu 3 maddeyi de sağladığını şuradaki ifade söylüyor. Şimdi birin soluna bakacağım. Birin soluna burada. Birin karesi 1'dir. Artı 2 çarpı 1 2'dir. Yani buradaki değer kaça eşit oldu? 3'e. Bu arada bir noktasındaki görüntüsü de yine aşağıda eşitlik olduğu için burada yerine yazacağım. Aynı ifadeyi elde edeceğim için bir daha yazmıyorum. Buradan yola çıkarak m eksi n ifadesini 3 bulduk. Şimdi devam edelim bakalım. İkinci maddeyi de gerçekleştirdim. Üçüncü madde bana ne diyor? Sağdan ve soldan türevlerinin eşit olması gerekiyor. O halde türevlerini alalım bakalım. Hemen türev diyorum. Fx diyorum. Yine parçalıyorum arkadaşlar. X kare. X karenin türevi 2x. Artı 2'nin 2x'in türevi de artı 2'dir. Bu x'in birden küçük olduğu yerler. Türevini alalım. 2mx eksi n. Bu da 1'e eşit ve 1'den büyük olduğu yerler. Ne demiştik? Bunu sağlamak zorundaydı. 1'in sağı ile 1'in solunu sağlayacak diyoruz. 1'in sağı 1'den büyük olan sayılardır. Yani burada yerine yazmam lazım. X gördüğüm yere 1 yazarsam 2m çarpı 1'den 2m'e dönüşür. Bir de ne var? Eksi n ifadesi var. 1'in solunda x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2 çarpı 1 2. 2 ile toplarsam 4'ü elde ederim. Bakın 2 tane denklem buldum. 2 tane denklem bulduysam 2 bilinmeyen denklemlerde ne yapıyorduk? Taraf tarafa yok etme metoduyla arkadaşlar soruyu çözebiliyorduk. Çözelim bakalım. M eksi n ifadesi 3 eşitmiş. 2m hop eksi n ifadesi de kaça eşitmiş? 4'e. 3m eksi 2m istiyor. Direktman bakın taraf tarafa toplarsam hop yok etme metodunu uygulamasam da olur. 1m ile 2m'in toplamı 3m. Eksi n eksi n eksi 2n. Buradan yola çıkarak bunun 7'ye eşit olduğunu buluruz. İsterseniz direktman aklınıza gelmiyorsa taraf tarafa yok etme metoduyla m ve n değerlerini elde edebilirsiniz. Elde ederseniz m'yi 1, n'yi de eksi 2 bulacaksınız arkadaşlar. Geldik 6. maddemize. Tanımlı olduğu aralıkta bu fonksiyonun türevli olduğunu söylüyor. Ve en geniş aralığını bulun diyor. Arkadaşlar bir kere ilk maddemiz neydi? Tanımlı olması gerekiyordu değil mi? Burada tanımlılığı kontrol edeceğiz.
Şuradaki x'le herhangi bir şey yapmasak da olur. Şimdi şuraya geliyorum. Köklü bir ifade var. Köklü ifadenin tanımlı olması için ne olması gerekiyordu? Kökün içerisindeki ifadenin sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Bakın ikinci dereceden eşitsizlikleri elde ettik. Ne yapıyorduk? Çarpanları ayırıyorduk. Eksi 5'e eksi 2 diye ayrılır. Toplamları eksi 7'yi verdi çünkü. Hop. Kök bulmamız gerekiyordu arkadaşlar. Sıfıra eşitledim. Sıfıra eşitledim. Buradan 5. Buradan da 2'yi elde ettim. 2, 5 dedik. İçlerinin dolu olması gerekiyor. Artı, eksi, artı. Bana pozitif olan kısımları soruyor. Yani bizi öyle olması gerektiğini söyledik. Bunlar arkadaşlar aralığı yazarken de alt aralığımız eksi sonsuz, üst aralığımız artı sonsuzdur. Yani eksi sonsuz ile 2 aralığında daha sonra arkadaşlar birleşim 5 ile hop 8 aralığındadır diyoruz. Geldik 7. soruyu arkadaşlar. Bize 3 noktasındaki türevinin kaç olduğunu soruyor. 3 noktası kritik nokta olduğu için 3 tane kuralımız vardı. Bunları sağlamak zorundaydı. Hemen bu kuralımızı yazalım. 3 noktasında tanımlı olması gerekiyordu. 3 noktasında sürekli olması gerekiyordu. Daha sonra sağdan ve soldan türevlerinin birbirlerine eşit çıkması gerekiyordu. İlk maddeye bakalım. Tanımlı. Tanımlı mı arkadaşlar? Hayır değil. Bakın ilk maddeden aslında gitti. Çünkü çizgi yok. Çizgi yoksa tanımlı değildir. Gerisini kontrol etmeye dahi gerek yok. Direktman biz 3 noktasında türevi yoktur diyebiliriz. Bakın 2 dakikada çözdük soruyu. Gelelim B şıkkına. Bana eksi 5 noktasındaki türevinin ne olduğunu söylemiş. İsterseniz ilk önce türevlerini alalım arkadaşlar. Bir kere eksi 5 noktası için hangi fonksiyonu kullanacağız? Yukarıdaki fonksiyonu değil mi? Eksi 5 sayısı 3'ten küçüktür ama bakın buraya parantez açıyorum. Eksi 5'te paydada yerine yazdığımda eksi 5'in karesi 25. 25 eksi 25'ten eksi 5 sayısı ne yapar? Fonksiyonu tanımsız yapar. Fonksiyonu tanımsız yaptığı için bu noktada arkadaşlar türev yoktur diye yorum yapabiliriz. Bunu unutmayın. Ne dedik? Eksi 5. Eksi 5'in türevini almak için bunu kullanacağım. Ama burada da arkadaşlar paydada tanımsızlık değeri söz konusu oluyor. O halde eksi 5 de tanımsız ise ne diyoruz? Türevi yoktur diyoruz arkadaşlar. Bakın B'yi de hemen 2 dakikada çözdük. Gelelim şimdi C'ye. C'de 5 noktasındaki türevi sormuş. O halde hangisini kullanacaksınız? Alttaki fonksiyonu. Alttaki fonksiyonun türevini alalım. Bir kere polinom tipi olduğu için tanımsız yapan herhangi bir değer yoktur. Direktman türevini alırsak hop kaça eşittir? X kare 2 x'i artı 1 de 0'dır. Burada bıraksak yeterli. Şimdi x gördüğümüz üzere 5 yazacağız. 2 çarpı 5'ten cevabımız 10'dur diyoruz arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Fonksiyonu x'in kaç tane tam sayı değeri için türevli değildir? Bir kere türevli değildir diyorsa sana aslında burada tanımsız olduğu noktalar soruyordur. Tanımsız olduğu noktalar. Şimdi tanımsız olduğu noktaları nasıl bulursun? Köklü bir ifade varsa içerisindeki sayının kesinlikle sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olması gerekiyordu değil mi? Tanımlı olması için. Tanımsızlık tam tersidir. Demek ki direktman sıfırdan küçük olması gerekiyor deriz. Karşı tarafa atarız. X kare küçüktür 9. Her tarafın kökünü alırsak arkadaşlar burası mutlak değer x diye çıkar. 9 da 3 diye çıktı. Mutlak değer küçüktür 3'ün açılımı da nedir? Eksi 3 ile arkadaşlar 3 arasındadır. Buradan yola çıkarak x değerlerimiz eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 çıktı. Bakın buradaki fonksiyondan bunları buldum. Şimdi geldik diğer kısmı arkadaşlar. 1 bölü x eksi 5 kısmı. Bunu tanımsız yapan değer x eşittir 5'tir. Yani x 5 olursa bu tanımsız olur. Tanımsız olursa benim fonksiyonum türevli olmaz. Bana bu noktaları sormuş yani. Bu noktalar için bizim fonksiyonumuz türevli olmuyormuş. X'in kaç tam sayı değeri için? Kaç tane? 2, 4, 5, 6 tane. Tam sayı değeri için bizim fonksiyonumuz türevli değildir diyoruz arkadaşlar. Şimdi grafik üzerindeki yorumlarımıza geldik. Bir fx fonksiyonun grafiği incelendiğinde fonksiyonun tanımsız olduğu, sürekli olmadığı ya da sivri uçlarında türevli
değildir. Türevi yoktur yani. İsterseniz grafik üzerinden bir limitliliği hatırlayalım, sürekliliği hatırlayalım. Bir de türevlilik girdi devreye. Bunu hatırlayalım. Arkadaşlar limitlilik için hop kırılma olması gerekiyordu değil mi? Bir noktada eğer kırılma varsa limitli olmuyordu. Burada bir kere o noktanın içerisinden dolu olması gerekiyor. Yani tanımlı olması gerekiyordu. Tanımlı. Ayrıca arkadaşlar kırılma varsa sürekli olmuyordu. Şöyle yapalım ya da. Sürekli olmadığı aralığı soruyorduk ya. Ya yuvarlak olacaktı şu şekilde ya da kırılma olacaktı arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra türevli olmaması için tanımsız olması gerekiyor. Yani içinin boş olması gerekiyor. Burada görüldüğü gibi sürekli olmadığı noktalar yani kırılmaları da kastediyor aslında arkadaşlar. Ayrıca devreye bir de sivri uç geliyor. Sivri uçlarımızda şöyle olabilir. Mesela burası sivridir. Şöyle olabilir arkadaşlar burası sivridir. Mesela şöyle de olabilir ya da aşağıya girerken bir yanda şöyle de olabilir. Bakın burası da, bunlar da sivri noktalardır. Bunlarda da türev nedir diyeceğiz. Yoktur diyoruz. Silelim bakalım burayı. Yukarıdaki şekilde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonunun tanımlı olduğu bu aralıkta x eşittir eksi 3 noktasında sivri kısım vardır. Gördüğünüz gibi burası sivri. Sivri noktalarda türev var mıydı? Hayır yoktu. Daha sonra gelmiş bakın burada içerisi boş. İçerisi boşsa arkadaşlar tanımlı değildir. Tanımlı değilse sürekli değil. Sürekli değilse türevli de değildir diye yorum yapacağız gençler. Bana diyor ki bir fx fonksiyonu a küçüktür, x küçüktür, b olmak üzere her x değeri için türevli ise fx fonksiyonu ab aralığında türevlidir denir. Arkadaşlar şu aralıkta bütün noktalarda türevi varsa bütün aralıkta türevlidir diye yorum yapacağız. Örnek vermiş bize. Eksi 4 ile 6 arasında arkadaşlar bizim fonksiyonumuz türevli. Eğer türevli ise eksi 4 ile 6 aralığında türevlidir diye yorum yapabiliriz. Bana diyor ki bir fx fonksiyonunun ab kapalı aralığında dikkat edin kapalı olması gerekiyor. Türevli olabilmesi için 3 tane maddeyi sağlaması gerekiyor. Birinci madde açık aralıkta türevli olması lazım. Yani uç değerler hariç aralığındaki bütün noktalar için türevli olması gerekiyor. İkinci madde diyor ki A'nın sağındaki türevinin reel sayı olması gerekiyor. Şimdi A nedir ona bir bakalım. AB aralığı bu arkadaşlar. Aralığı da ben ne yapayım? Kırmızı ile göstereyim. Şurayı kastediyor aslında. A noktasında eğer sağdan türevi var yani reel sayı ise bunu sağlayabilir. Ayrıca B'de de soldan olması gerekiyor değil mi? Aralık burada kaldığı için aralık hangi taraftaysa o tarafta. Bakın solunda kaldığı için B'nin solundaki türevinin de reel sayı olması gerekiyor diyor. Eğer bu 3 maddeyi sağlıyor ise AB kapalı aralığında benim fonksiyonum türevlidir diye yorum yapacağız arkadaşlar. Geldik şimdi grafik üzerindeki sorularımıza. Aşağıdaki şekilde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre eksi 4, 8 aralığında kaç değer için fx türevli değildir? Bakın türevli değil diyor. Türevli olmaması için 3 madde olması gerekiyor değil mi? Birinci madde tanımsız yani şöyle bir yuvarlak şeklinde devam etmesi gerekiyor. İkinci madde arkadaşlar süreksiz yani böyle kırılmaların yaşanması gerekiyor. İkinci madde buydu. Üçüncü madde sivri olması gerekiyor. Yani bir anda şöyle şöyle sivri uç olacak arkadaşlar. Sivri uçlarda da türevli değildi. Bakalım eksi 3 noktasına bakarsanız arkadaşlar. Eksi 3 noktasında şöyle bir içi boş. İçi boşsa tanımsızdır. Tanımsız ise türevli değildir. Yani ilk noktamız eksi 3 noktasıdır. Daha sonra geliyorum bakın eksi 1'de kırılma yaşanmış. Kırılma yaşanmış ise sürekli değildir. İkinci noktamızda eksi 1. Sürekli değilse türevli de değil. Bakın şu 1 noktasını görüyorsunuz değil mi? 1 noktasında sivri uç var. Sivri uçlarda türev olmuyordu. Aynı şekilde 3 ve 5 noktalarında da arkadaşlar sivri uç var. 3 ve 5 noktasında da türevli değildir diyoruz. Bana neyi sormuş? Direktman kaç tane değer vardır? 2, 4, 5 tane değer vardır diyoruz. Burada ben bir parantez açmak istiyorum. Bizim sorumuz türevli değildir sorusu. Bazı sorularda diyor ki eksi 4 ile 8 arasında türevli olduğu noktalara bulun bakın. Eğer bunu soruyor ise şunu yapmanızı isteyeceğim.
Eksi 4 ile 8 arasındaki bütün sayıları yazın diyeceğim. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'dir arkadaşlar. Türevli olduğu noktaları soruyor ise bütün bu noktalardan ben türevsiz olduğu noktaları çıkartırsam bakın hop 3 ve 5 geriye eksi 2, 0, 2, 4, 6 ve 7 noktaları kalır. Bunlarda da türevli olur. Bu taktiği uygulayın diyorum arkadaşlar. Geldik şimdi 10. sorumuza. Aşağıdaki şekilde reel sayılarda tanımlı fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Eksi 8 ile artı 8 kapalı aralığında türevsiz olduğu noktaların apsisler toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada kapalı aralık yani eksi 8 ve 8'i de kontrol etmek zorundayım. Şimdi bakıyorum grafiğime. Bir nokta belirleyin. Ya sağdan sola doğru gidin ya da soldan sağa doğru gidin arkadaşlar. Ben genelde soldan sağa doğru gitmeyi tercih ediyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bakın burada bir kırılma yaşamış. Kırılma yaşamışsa aslında ne süreklidir, ne limitlidir, ne de türevlidir. Yani eksi 8 noktasında türevli değildir. Yani türevsizdir arkadaşlar. Devam ediyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bakın şu eksi 3 noktasında sivri uç mu var? Evet, sivri uç varsa türevsizdir. Şu an geliyorum, 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 geliyorum. Bakın şuradaki 3 noktasında da sivri uç var. Şurada gördüğünüz 5 noktasında da sivri uç var. 3 ve 5 noktalarında da sivri uçlar olduğu için türevsizdir. Daha sonrası dümdüz bir şekilde ilerliyor. Bakın sivrilik yok. Herhangi bir şey yok. Yani şurada gördüğünüz 4 değer için arkadaşlar benim fonksiyonum türevsizdir. Bana bunların toplamını istemiş. Toplayalım bakalım. ile 5'i toplarsam 8 eksi 8 birbirini götürdü. Cevabı eksi 11. sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde grafiği verilen fx fonksiyonunun türevli olduğu en geniş aralığı bulunuz. Arkadaşlar normalde bize bir aralık veriyordu. Bu aralıkta türevsiz ya da türevli olduğu yerlere bulun diyordu. Türevsiz olduğu yerleri bulmak hemen çok kolaydı. Süreksiz, tanımsız ya da kırılma noktaların olduğu yerlerde türev yoktur diyorduk. Türevli olduğu yerleri soruyor ise eğer aralık verildiyse mesela örnek vereyim. Eksi 2 ile 3 arasında diyorsa eksi 2'den başlıyorduk. Bütün sayıları 3'e kadar yazıyorduk. Daha sonra bunlar arasında ne türevsiz olan noktaları çıkartıyorduk. Mesela diyelim ki eksi 1'de türevi yok. Eksi 1'de türevi yoksa bunu siliyorduk. Mesela arkadaşlar diyelim 1 noktasında türevi yok. Hemen ne yapıyorduk? Bu 1'i siliyorduk. Geriye kalan kısımda da türevli oluyordu. Bunlara lütfen dikkat edelim. Burada ise herhangi bir aralık verilmemiş. Aralık verilmediyse tanım kümesiyle yola çıkacaksınız. Normalde aralık verildi. Aralıktaki bütün sayıları yazıyorduk ya. Burada bizim aralığımız aslında reel sayılar. Reel sayıları yazdım. Bu reel sayılardan arkadaşlar türevsiz olan noktaları çıkartmam gerekiyor. Çıkartırsam geriye türevli olduğu yerler kalacak. Ne yapacaktık? Soldan sağa doğru gidecektik. Hemen soldan sağa doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım. Eksi 6 noktasına bakın. Eksi 6 noktasında bir süreksizlik var. Eğer bir nokta süreksiz ise türevsizdir. Bu yüzden aralığımızdan çıkartmamız gerekiyor. Eksi 6 noktasında türevi yoktur. Devam ediyorum. Bakın şurada aslında gizli bir eksi 5 var. Eksi 5'te nedir arkadaşlar? Türevi vardır değil mi? Bunları da lütfen dikkat edin. İlla size sayıları vermek zorunda değil. Bu sayıları siz aralıklara kendiniz yazabilirsiniz. Sayı doğrusunu biliyoruz. Devam ediyorum. Bakın eksi 4'te de eksi 6'da olduğu gibi süreksizdir. Eğer süreksiz ise arkadaşlar türevsizdir. Yani eksi 4 noktasında da türevi yoktur. Devam edelim, edelim, edelim. Ho, bakın buraya geldim. Gördünüz mü? Sivri uç var. Sivri uçlarda da türev olmuyordu. Burada dikkat etmem gereken nokta şurası bakın. Ben buraya yazarken eksi 3 yazmıyorum. Aralıklar arkadaşlar x eksenine göre yazılır. Buradaki x'imiz ne? Aslında sıfırdır. Yani sıfırı çıkartıp almam lazım. Şimdi siz hızlı hızlı yaparken hemen eksi 3 var, eksi 3'ü çıkartmam gerekiyor diyorsunuz. Lütfen AYT sınavında bu kadar hızlı olmayın. Dediğim gibi eksi 3 değil de
bunun x bileşeni olan sıfırı çıkartıp almam gerekiyor arkadaşlar. Sıfır noktasında sivri uç var, yani kırılma noktası. Bu yüzden burada da türev nedir diyeceğiz. Yoktur diyeceğiz. Devam ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. Bakın şurada 6'ya dikkat ederseniz 6'nın içi boş arkadaşlar. Yani tanımsız. Eğer bir noktada tanımsızlık varsa orada türevsizlik de vardır. Yani 6 noktasında çıkartıp almam gerekiyor. Bakın geriye kalan bütün noktalarda ne vardır diyeceğiz. Türev vardır. Türevli olduğu en geniş aralıkta arkadaşlar budur. Geldik şimdi gençler son sorumuza. Son sorumuz türev, süreklilik ve limitlilikle aralarındaki bağlantıyla alakalı. İlk önce bunları bir güzel bir tabloda hatırlatmak istiyorum. Neydi? Eğer türevli ise sürekliydi, sürekli ise limitliydi. Bunların tanımlarını hatırlayalım arkadaşlar. Tanımları ne kadar iyi öğrenirsek soruları yapma olasılığımız o kadar iyi olur. Şimdi geldim türevi. Türev için ne gerekliydi? Bir, tanımlı olması gerekliydi arkadaşlar. İkinci olarak sürekli olması gerekliydi. Üçüncü olarak ise sağ ve sol türevlerinin birbirlerine eşit olması gerekiyordu. Şimdi gelelim hemen sürekliliği hatırlayalım. Süreklilik içinde de aynı şekilde tanımlı olması gerekiyor. Tanımlı, ayrıca sağ ve sol limitlerinin de, dikkat edin türev demiyorum, limitlerinin de eşit olması gerekiyordu. Tanımları yazalım. Dediğim gibi bunun ekran görüntüsünü alıp ne yapabilirsiniz siz? Bir yere yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü önemli bir kuraldır. Limit için ne gerekiyordu arkadaşlar? Sadece sağ ve sol limitlerinin eşit olması gerekiyordu. Bu sağ taraf tamamıyla teorik kısmıydı. Yani tanım kısmıydı. Bunu pratik olarak nasıl öğrenmiştik? Biz hemen yine yeşilimizi alalım. Bu sefer yeşil ile pratik olarak neyi görmüştük? Ona bir bakalım. Arkadaşlar biz türevi üniversite olarak nitelendirmiştik. Sürekliliği lise olarak, limitliliği de ilkokul ya da ortaokul, fark etmez gençler, ilkokul diyelim. İlkokul olarak göstermiştik. Şimdi diyor ki bize, hemen soruları türetelim ya da buradan başlayalım. A noktasında tanımsızsa bu noktada türevli değildir. Dikkat edersiniz zaten türevliliğin tanımında tanımlı olması gerekiyor. Birinci kuralı sağlamıyorsa kesinlikle zaten türevsizdir. Türevli değildir yani. Bu madde nedir diyeceğiz. Doğru bir maddedir. İkinci maddemize bakalım arkadaşlar. X eşittir B noktası türevli ise süreklidir. Bakın zaten okları ezberlediyseniz türevli ise sürekli doğru. Diyelim ki unuttum ama şunu hemen aklımda biliyorum. Ben türevi üniversite diyordum, sürekliliği de lise diyordum. Bu aklımdaysa hemen geliyorum siliyorum bunu. Türevli yerine üniversiteli, sürekli yerine liseli yazıyorum. Diyor ki bana üniversiteli ise liselidir. Yani liseyi bitirmiştir. Doğru bir ifade mi? Evet, her üniversiteye giden aslında liseyi bitirmiştir. Doğru bir ifade. Yani ikinci öncülümde bakın ne oldu? Doğru oldu. Hemen geliyorum üçüncü öncülme. Bana diyor ki x eşittir c noktasında sürekli ise bu noktada türevlidir. Şimdi tanımlardan yola çıkarak birazcık kafam karıştı diyelim. Hemen pratik nokta geliyor aklıma. Sürekliliği silip ne diyeceğim? Lise. Burayı silip ne diyeceğim? Üniversite. Ve o şekilde okuyacağım. Bana diyor ki liseye gitmiş ise üniversiteye de gitmiştir. Doğru mu? Her liseyi bitiren üniversiteye gitmiş oluyor mu? Hayır arkadaşlar, olmuyor. O halde üçüncü öncülümüz kesinlikle doğru değildir. Bakın kesinlikle doğru değil ama olabilir, olmaya da bilir. İhtimalleri var arkadaşlar. Geldik şimdi son öncülümüze. Bize diyor ki x eşittir d noktasında tanımlı ise bu noktada süreklidir. Hemen geliyorum sürekliliğin tanımına bakıyorum. Tanımda iki tane koşulu da sağlaması gerekiyor. İkisini de arkadaşlar. Tamam, evet, tanımlı ama sağ ve sol limitleri birbirine eşit mi ki sürekli olsun? Eğer ikisini birlikte sağlıyor ise süreklidir. Tanımlı ise sürekli diye bir şey yok arkadaşlar. Bu yüzden dördüncü öncülümüzde nedir? Kesinlikle doğru değildir ama doğru olabilir mi? Evet, olabilir. Cevabımız nedir? 1 ve 2'dir diyoruz gençler. Bu tablo bizim için önemli. Bence ekran görüntüsü alıp arkadaşlar formül defterinizde ne yapabilin yazabilirsiniz diyoruz. Şurayı yapamadık. Hop, bunlar önemli. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Yine önemli bir videomuzdu. Bu videomuzda sağ ve sol türevleri gördük.
Türev süreklilik ve limitlilik arasındaki bağlantıyı gördü ki bu bağlantı arkadaşlar çok önemli. Özellikle bu 12. soruda sağ tarafta yazdığım kurallar çok 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 önemlidir. Daha sonra grafiklerin üzerinde hangi noktalarda türevinin olup olmadığını gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.